どうぞ。 Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, cihat kavramı çok kullanılıyor özellikle İslam aliminde. Hatta Müslümanları veya bir grubu kötülemek için kullananlar da var. Mesela Batı aleminde cihatçı diyorlar bazı gruplara. Teröristle aynı manada kullanıyorlar Aynen batıdakiler. Öyle. Şimdi o zaman cihadın manası nedir? Ee, onu sormak istiyoruz size. Cihad demek hadi arkadaşlar gidelim işte şurada bir grup kafir varmış. Müslüman olmayan birileri varmış. Gidelim onları dövelim, öldürelim, ellerindekilerin alalım mıdır? Bunu da din adına yapıyoruz demek midir? Ne bileyim herhangi bir yerde bir tiyatroyu basıp ya da bir spor salonunu basıp bir sürü insan... ...Allah-u Ekber diyerek tetiği çekip orada 100 tane 200 tane insan öldürmek midir cihat veya e, fitne çıkarmak mıdır cihat nedir? Mustafa Bey kitaplarda anlatırken ehl-i sünnet halimleri buyuruyorlar ki cihat demek ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek, devlete isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Terör değil yani. Terör değil. Terör değildir. Böyle şeyler yapmak, fitne çıkarmak olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din, iman bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Öyle olmuyor mu? Adam üç beş serseriye sakal bıraktırıyor, cübbe giydiriyor, sarık takıyor falan. Şeriat isteriz, biz işte böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Adamın ne dinle alakası var, ne Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını biliyor, ne Adem Aleyhisselam'ın şeriatını biliyor, hiçbir şeyin haberi bile yok. Belki Müslüman bile değil. Müslüman bile değil. Evet. Yani hapisten kaçkın, eline silah tutturuyor, sarığı sarıyor, cübbeyi giydiriyor, sakal da bıraktırıyor, senin cebine bu kadar para, adamın istediği neyse nefsinin arzularında veriyor, ondan sonra Allah-u Ekber diye bağırıyor. Bu cihad değil ya, bu eşkıyalıktır, bu eşkıyalıktır, İslamiyet'i men diyor, haram ettiği bir şeydir. Ve bu adam bunu bilerek alet oluyorsa bu kimsenin imanı gider. Niye gider? Niye gider? Demin de ifade ettiğiniz gibi. Kimi öldürüyor bu adam? Masumları. Ya İslamiyet'te aynı şekilde harp halinde bile kadına, çocuklara, ondan sonra din adamlarına dokunmak yasaktır, haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiştir bunu. Ve aman dileğine dokunmak haramdır. Dokunmak haramdır. Mesela e, kitaplarda anlatılmış cihadın, e, allah Teala cihad allah denen dinini allah Teala'nın kullarına ulaştırmaktır. Bu ulaştırma yolları da anlatılırken Yo, anlatırken birincisi bir İslam devleti, İslami teyemek e istiyor. İslam dini iş, e, işitmelerine mani olanlara harp eder. İslam devleti. İslam yapar. devleti harp eder. Evet. Kişi değil. İslam devleti der ki arkadaş ben buraya e, İslam eğitimi anlatan kimseleri göndereyim. Hayır diyor karşı taraf. Koleni kurayım. Yani senin kanunların geçerli. geçerli. Sen, onları sen kontrol et. Bunlar sadece İslamiyet'i anlasın. Yani senin halkında İslamiyet'i duysun. Tercih kendilerine aittir. Hatta oradan talep de var. Aha, oradan talep de Diyelim var. Gelin bize anlatın diyorlar. Dolayısıyla, dolayısıyla kapılarını aç. Senin kontrolünde ben göndereyim bu muallimleri, bu öğretmenleri. Onlar İslamiyet'i anlasın. Kabul eden etsin, etmeyen etmesin. E, adam ayır diyor. Adam hayır diyor. E Allah Teala da buyuruyor ki, Allah Teala da buyuruyor ki teklif edilir zaten mesela e, denir ki kabul etti. Yani doğrudan da hepin İslamiyet'i kabul edin. Hayır diyorlar. Yani bize vergi verin, bizim kontrolümüze girin, biz İslamiyet'i e, senin halkına da anlatalım. Siz de dışarıya karşı biz koruyalım. Burada hayır diyor. Üç tane şart koyuyor. Bu devlet de yaparken, Müslüman devlet de böyle yapar. O zaman aynı şekilde kılıçlar konuşur. O zaman kılıçlar konuşur. Kılıçlar konuşurken de kesin talimat var. Mesela ekili araziler, ormanlar yakılmaz. Din adamlarına dokunulmaz. Çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Yaşlılara dokunulmaz. Ve teslim olana ve kendi isteğiyle aynı şekilde ben teslimim diyene de dokunulmaz. Ve bunların hayatları, bunların aynı şekilde hayatlarını idame ettirecek malları, mülkleri ellerinden alınmaz. Tekrar bunlar verilir. E ondan sonra Müslümanlar oraya girer kolejlerini kurar. Ee, Müslüman din adamları İslamiyet'i anlatmaya. O da o sana Müslümanlar alışveriş yapar, ticaret yapar. Oradaki insanlar bakar. Bir kendi dinine bakar, bir Müslümana bakar. İslamiyet böyle yaymıştır zaten. Zorla baskıyla kimse aynı şekilde kalbindeki kalbindeki itikadını, inancını değiştirmez. Ha sana evet. der ki tabii ya ben öyle Müslüman oldum ki o benim Müslüman zor bulursun. Bu lafta. tamam mı? Tamam. İnanırsa yapar bunu, inanmazsa yapmaz. İnanabilmesi için de gözüyle görmesi lazım. Ha diyecek arkadaş bu böyle olması lazım. Mesela İstanbul'un fethinde. Yani sen de Fatih'te oturduğun için iyi biliyorsun. Fatih'te e, Vefa semti var. Evet. Ebu Vefa Hazretleri'nin e, orada kabri de var. Dergahı da vardı. Ya orası Hristiyan mahallesiydi. Ebu -Vefa Hazretleri geliyor, orada bir dergah kuruyor, oturuyor falan. Ondan sonra oradaki Hristiyanlar geliyor, gidiyor, bakıyor. Ebu -Vefa Hazretleri talebeleriyle bu Hristiyandır. Bunlar Müslüman değildir. Demedi. Dedi sokaklara da aldılar tepdili kıyafetle. Yetim, garip, fakir, ihtiyaçlarını gideremeyen kimseler varsa, e, kimseler varsa tespit edin. Onlar tespit ediyorlar. Gece onların ihtiyaçları sessizce Müslüman zenginlerin yardımıyla götürüp veriliyor. İnsanlar baktılar ki yahu dediler yani biz sana yardım ediyoruz gel Müslüman ol demiyor bunlar. Bizim ihtiyaçlarımızı tespit etmişler bizden habersiz ve kendilerini göstermeden gelip bu ihtiyaçlarımızı verip gidiyor. Bunun karşısında bir şey istemiyorlar. Ve çok güzel bir ahlakları var. Evet. Bizi rencide etmiyorlar. Bizi de rencide etmiyorlar. Sen Hristiyansın, ahmaksın, aptalsın demiyorlar. Sen Yahudisin demiyor, sen dinsizsin demiyor. Böyle bir hakareti de bulunmuyor. ondan sonra insanlar seve seve Müslüman oluyor. Müslüman olunca da o da başlıyor yardım etmeye cihat bu. İkinci şekli e, vaaz, kitaplar, radyo, televizyon, internet ile İslam ilimlerini güzel ahlakını, adaleti insanlara aynı şekilde nakletmektir. Nakletmektir. Peki üçüncü şekli de bu birinci ve ikinci kısımdakilere dua etmektir. Devletine de aynı şekilde. İslamiyet'i anlatanlara da ince şekilde yardım etmektir. Hatta Fetavai Hindiye diye bir kitap var. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından. Burada buyuruyor ki hayrat hasanet yapmak isteyen kimsenin hastane gibi umuma yarayan bina yapması. Eğer hala köle varsa köle azat etmesinden daha efdaldir. Köle azat iyidir. Din, fen, ahlak gibi faydalı kitapları neşretmek her şeyden daha eftaldir. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları hazırlamak, neşretmek, nafile ibadetler yapmaktan çok daha sevaptır. Onun için mesela İslam alimleri sıralamışlar. Efendim cami yapmak, Kur'an kursu yapmak, e, ne bileyim su kuyusu açmak, çeşme yapmak. Bunların hepsi faydalı. Hepsi sevap. Hepsi sevap. Ama en tepesine <laughs> Allah denen dinini insanlara ulaştırmak koymuştur. Niye? E çünkü adamın karnını doyurdun, elbise verdin, karnı tok, sırtı pek. Ama imanı yok. Bu kimse ölürse cehenneme gidecek. Karnı tok olarak cehenneme, evet, gidecek. cehenneme gidecek. Onun için efendim inanmaz. Beni ilgilendirmez. Ona bir ulaştır. Bir kitap ulaştır. Elbisene talimlerin kitaplarından birisini ona ver. E gün gelir o okumazsa bir başkası okur. Yani bir başkası kurtulur. Dolayısıyla cihat allah Teala'nın dinini, allah Teala'nın kullarına ve onların anlayacağı şekilde kitapladır, radyoyladır, televizyonladır. Ee, hele bugün şeylerde kitap vermek. Yani evet. Şeyi vermek ve ulaştırmak bunun adı cihattır. Bunun adı yoksa öbür sizin de bahsettiğiniz gibi bunun adı eşkıyalıktır, çapulculuktur ve Müslümanlara zarar vermektir. Ve siz başında da söylediniz ya bu işte bu çapulcular sebebiyle dünyada Müslümanları şey gibi eşkıya gibi görüyorlar artık. Terörist diyorlar değil mi? Terörist de cihatçı diyor adam. Ha, cihatçı diyor. Bizim içimizde bile var yani. Cihat <laughs> Aynen, gibi güzel bir şeyi e, kavramı kirletiyorlar. Dolayısıyla İslamiyet'le bir alakası yok. Bu Mısır'da daha önce İhvan-ı falan kuranların arasında Seyyid Kutup, Muhammed Kutup falan vardı. Bu Seyyid Kutup da ihtilacı bir adam. Yaptılar Mısır'da ihtilayla. Hala Mısır'ın iki yakası bir araya gelmiyor. Hala gelmiyor. Binlerce Müslüman hapse girdi. Ve onların yüzünden mesela onu Suriye'ye <laughs> sıçrattılar. Suriye bitti. Değil mi? Evet. Oradakiler de bitirdiler. Hayır. Afganistan'da türediler. Orada aynı şekilde bitirdiler. Dolayısıyla ehl-i sünnet e kitapları okumadığı müddetçe onların anlattıklarının İslamiyet'le bir alakası yok. Yaptıkları eşkıyalı olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Sonunun ne olacağını bilmeyip dünyaya aldanan insan ipek böceği gibidir. İpek böceği kendine yuva örer ve sonunu bilmez. Bir müddet sonra oradan çıkmak ister, çıkacak yer bulamaz. Ördüğü yuvada ölür ve çalışması başkalarının işine yarar. İslamiyet, tarikat ve hakikatten maksat nefsin teskiyesi ve kalbin tasfiyesidir. İslamiyetin iki cüz'i vardır. İki kısımdır. İtikadi olan usuli dindir. Ameli olan furu dindir. Ahkamı İslamiye Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları demektir. Kötülüklerin yapılmasını yasak eder. İslamiyet masivanın ubudiyete hiç hakkı olmadığını bildirir ki bu tahakkuk etmedikçe Allahü Teala'dan başkasının ibadete hakkı olmadığına inanmadıkça şirkten kurtulunmaz. İslamiyet bozuk adetleri ve çirkin modaları ve nefsi emmarenin benlik ve izzeti nefs çılgınlıklarını önlemek için gönderilmiştir. İslamiyet nefsi emmarenin ıslah edilmesi için gönderilmiştir. Aray aray bulsam izini Aray aray bulsam izini İzinin tozuna sürsem yüzümü Sürsem yüzümü Hak nasip eylese Görsem yüzünü Ya Muhammed canım Arzular seni Bir mübarek sefer olsa da gitsem bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam kumlara bat. Nur cemalini bir kez Düşte seyretsem Ya Muhammed canım Arzular seni Ali İlahi Hüseyin Andan, Ali ile Hasan Hüseyin Andan, sevgisi kalplerde, hem gönüllerde hem gönüllerde Aray aray bu gurbet ellerde Ya Muhammed canım arzular seni Aray aray Medine'nin yollarında Ya Muhammed canım arzular seni Kafirlerin yaptıkları ve kullandıkları şeyler de iki kısımdır. Bir gibi vasiyetnamesinde diyor ki, Kâfirlerin kullandıkları şeylerin ikinci kısmı ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan ve İslamiyeti inkar etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeylerdir ki bunları yapan ve kullanan kâfir olur. Bunlar ölümle veya bir uzun kesilmesiyle veya bunlara sebep olan şiddetli dayak, haps, bütün malını almak ile tehdit edilmedikçe kullanılamaz. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da kâfir olur. Mesela papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfür olur. Buna küfrü hükmü denir. Onlara mahsus olan şeyleri kullanmanın küfür olduğu İslam alimlerinin temel kitaplarında yazılıdır. Din düşmanları Müslümanları aldatmak için kâfirlerin adetlerini, bayramlarını Müslüman adeti, Müslümanların mübarek günü diyerek bunların yavurluk ve kâfirlik olduğunu örtmeye uğraşıyorlar. Büyük Konstantin'in Hristiyanlık dinine karıştırdığı Noel gecesini ve Cemşid'in ortaya çıkardığı Nevruz günü Mecusi bayramını milli bayram olarak tanıtıyorlar. Müslümanların bu günlerde bayram yapmalarını istiyorlar. Genç ve saf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır. Bugün bütün dünyada gerek imanı ve küfrü tanımakta gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik özür değildir meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan cehennemden kurtulamayacaktır. Allahü Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı, farzları, güzel ahlakı öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Öğrenmeyip cahil kalan farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye lüzum görmeyen ehemmiyet vermeyen kafir olur. Ömer Ziyaeddin Dağıstani Hazretleri Bugün, büyük destanların yazıldığı bir coğrafyadan çıkıp yola, İstanbul'a vasıl olacağız. Dağıstan'da, Çerkaya bağlı, Miatlı köyünde doğan bir evliyayı, Ömer Ziyaeddin Efendi'yi anlatacağız. Osmanlı'nın son dönemlerinde Dağıstan'da 1849 yılında doğar Ömer Ziyaettin. Babası Avar Türklerinden alim bir zat olan Abdullah Efendidir. Zaman ortamın kaynadığı Rus zulmünün Kafkasları kana buladığı zamandır. Ömer Ziyaettin Efendi bir müddet ilim tahsil ettikten sonra vatanını savunmak üzere büyük alim, evliya ve mücahit Şeyh Şamil Hazretlerinin yanında pek çetin mücadeleler verir. Sonrasında Şeyh Şamil Hazretlerinin oğlu Gazi Mehmet Paşa'nın yanında devam eder Allah yolunda mücadeleye. Yıllar yılı verilen bu mukaddes savaşlar nihayet bulunca İstanbul'a hicret eder. Ailesinden gördüğü ilim aşkıyla Ahmet Ziyaettin Efendi'nin rahle tedrisine girer. O Rusların bükemediği bileğin ve Kafkasların soğuğuna dayanan güçlü bedenin sahibi Ahmet Ziyaeddin Efendi'nin yanında iki büklüm olur. Pek sert bir kaya hamur gibi yoğrulmaya hazır olur. Benliğini unutur, acaba neden kelimelerini çıkararak hayatından itaat eder hocasının emirlerine. Mürşidini bulmasına yardım eden aklını görevini bitirdiği için bir kenara koyar. Bu muazzam itaat onun pozitif ve dini ilimlerde yükselmesini sağladığı gibi manevi ilimlerde de ilerlemesini sağlar. Hocasının kalbine bağladığı kalbine nice hikmet pınarları akar üstadından. Her bir hikmet hocasının bereketli nazarlarıyla binlerle filiz verir, genişler gönlü. Ömer Ziyaeddin Efendi, hocasının, bütün evliyanın ve Resulullah'ın ve Allahü Teala'nın aşkıyla doludur. Bu aşk, onun aşık olduklarının emirlerini ve gösterdikleri yolda yürümesini pek kolay bir hale getirir. Ömer Ziyaeddin, Allahü Teala'nın Habibinin ahlakını esas alır her hareketinde. Muhteşem hafızasıyla altı ay gibi kısa bir sürede ezberler Kur'an-ı Kerim'i. Binlerce hadisi şerifi, ravileri yani rivayet edenleriyle birlikte kaydeder hafızasına. Hocasından icazet yani diploma aldıktan sonra Edirne'de 2. Ordu Alay Müftülüğü'ne tayin olur. Geçen 16 senenin ardından çeşitli yerlerde kadılık yapar bu Allah dostu. Meşrutiyetin ilanından sonra bir ömür aşkıyla yandığı alemlerin efendisi, sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek üzere münevver belde Medine'ye gider. Bir müddet kaldığı Medine'den dönüşte aldığı davet üzerine Mısır'a uğrar. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği bu günlerde tarih boyunca milyonları birbirine kırdırıp kana buluyan İngilizler büyük evliyayı hapsederler. Bir müddet sonra hapisten çıkan Ömer Ziyaeddin Efendi, İstanbul'a döner ve hocasının dergahında nice talebeler yetiştirir. Ömer Ziyaeddin Efendi, büyüklüğünün nişanesi olarak kendisine teklif edilen Şeyhülislamlık makamını reddeder. Çünkü o, kendisini bu yüksek ve şerefli makama asla layık görmeyecek kadar tevazu sahibi bir büyüktür. Allahü Teala'ya kulluk ve onun kullarına en büyük iyilik olan İslamiyeti öğretmekle geçen ömrü 1921 yılında nihayet bulur büyük evliyanın. Ve binlerin katıldığı cenaze namazından sonra Süleymaniye Camii Haziresi'ne defne olunur. Son devrin Allah dostlarından Ömer Ziyaeddin Dağıstani Hazretleri buyurdu ki, şu dört şeyi yapan Cenab-ı Hakk'a şükretmiş olur. Bu dört şey, Allah'a iman etmek, onu tek ilah olarak tanımak, ehli sünnet itikadında olmak ve bu itikada göre yaşamak, güzel ahlak sahibi olmak ve insanlara İslamiyeti anlatmak ve yaymaktır bid'atten çok sakının. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese, Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Onun ne farzları ne de nafile ibadetleri kabul olmaz.'' Müslüman nurdur. Etrafına nur saçar. Müslüman aydınlıktır. Her tarafı aydınlatır. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağ, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse, abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kafi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken, Gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara, su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten gusülden sonra tıraş olunca tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest abdest olmaz. Hadisi şerifi farzı değil sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak erak ağacının dalıdır sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şehadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh, müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Suriye'nin Şirin ili Halep'ten sesleniyorum. Halep Medresesi, malum daha öncelerden Ateşperest Tapınağı, daha sonra Hristiyanların katedrali ve daha sonra Hristiyanların e, din eğitimi verdikleri, öğrenci yetiştirdikleri yer, daha sonra da e, Müslümanlar zamanında, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanından itibaren de, e, medrese olarak yine İslami din eğitimi verilen yer olarak kullanıldı. Yakın zamana kadar yani 1. Dünya Harbi'nden sonrasına kadar da burası medrese olarak kullanıldı. Şu anda restorede biz restore edenlere rica ettik, buradaki ilgililere rica ettik. Mescidi açık, namaz kılınabiliyor ama medrese kısmı böyle bir açık durumu yok. Bize sağ olsunlar anlayış gösterdiler. Biz şimdi sizlere katedral olan evvelden kısmı daha sonra da Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından mescit olarak tanzim edilmiş olan e, mihrabın da Selahaddin Eyyubi tarafından konduğunu biliyoruz. Üzerinde kitabesiyle beraber efendim yeri tanıtmaya geldik. Burada önemli olan diğer yapılar belli. Kendilerine has olarak konmuş olan bir durum. Osmanlı da bozmamış bunları. Yani burayı aldıktan sonra Müslümanlar hiç bozmamış. Sade Osmanlı değil. Şurada iki direğin arasında üstünde azıcık bir cam olan kapılarını ben açtım ki göresiniz diye. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan küçük bir hücre var. Bu hücrede bir çelik kasa içinde sakalı şerif muhafaza ediliyor idi. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın camine nakledilmiş. Kasası burada ama restore dolayısıyla birçok enkazın altında bir yerde muhafaza ediliyor. Yani döşendiği zaman o da meydana gelecek, konacak. Ama ben sizlere teberrüken şu odayı da göstermek istedim ki ta İstanbul'daki hükümdar buradaki Haleviye Medresesi'ne bir sakalı şerif çelik kasası yaptıttırıyor. Sakalı şerifi de gönderiyor, koyduruyor. Enteresan değil mi efendim? Niye Haleviye denmiş? Halva Arabi'de tatlı demek. Şeker demek, tatlı demek. Biz sadece Türkiye'de helva diye belli yapılan şeylere diyoruz. Bir baklavaya helva demiyoruz ama baklava da Arabi'de helva anlamına gelir. Şimdi Haleviye denmesinin sebebi Selahaddin Eyyubi Hazretleri zamanında bu medresenin kapısında ihtimal ki Cuma günleri, Cuma namazından sonra helva dağıtılırdı. Yani tatlı dağıtılırdı, şeker dağıtılırdı. Öyle olmuş ki bu medresenin adı Tatlı medresesine dönmüş. Yani daha önceki başka bir adı Tatlı dağıtılan medrese haline gelmiş ve burada İslam aleminin sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin de birçok alimlerinin burası geçiş güzergahı, konaklama güzergahı olmuş. Buradan da arıların çiçeklerden bal toplaması gibi Haleviye medresesinden de birçok ilimler öğrenerek gitmişler. Yani bütün dünyaya ışık saçmış bu medrese. Böyle ışıkların şuleleri nasıl etrafa fışkırır gider açısı açılarak giderse o şekilde ışık saçmış. Buradan mescidine geçeceğiz. Mescidinde burada bulunan seberkantlı bir alimin de hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Haleviye Medresesi'nin mescit kısmındayız. Bu orası mescit olarak yapıldı. Yani o katedral kısmı gibi işte kıbleye dönüşünde falan farklılıklar olan değil. Burası düz, kendisi daha sonradan yapıldı. Çapraz tonozlu bir mekandır. Çok sağlam bir yapıdır. Birçok zelzelelere göğüs germiş, dayanmıştır. Burada <laughs> geçen bir olay var. Semerkant'ta Alaaddin isminde bir büyük alim var. Bunun bir tek kızı var, başka çocuğu olmamış. Kızı da alime, babasından fetva almaya gelenlerin fetvasını kaleme bu kız alırdı. ve babası kızına da imzalatırdı efendim. E kız evlenme çağına geldi, e evlenecek, ev yuva kuracak. Efendim kız dedi ki babamın yazdığı kitabı kim güzel şerh ederse ben onunla evleneceğim. Tabi yüzlerce şerh ortaya çıktı efendim o kitaba. Yani İslam alemine şu hizmete bakar mısınız? Kızcağızın evlenme şartı bana bir küp altın getiren, boğazıma işte inciler takan, atı yatı katı olsun diye istemiyor. Babamın kitabını kim en iyi şekilde şerh ederse ben onunla evleneceğim diyor. Sonra babasının talebelerden birisi nin şerhi hususunda tamam diyor. İşte bu şerhe ben uydum ve e, bu şerhi de kendim için mihir kabul ediyorum diyor. Allah Allah. Yani insanı e, böyle şaşırtan olaylar efendim. Ve ondan sonra Alaaddin isimli esas kayınpeder olan alimin fetvalarını üçü imzalamaya başlıyor. Ve daha sonra oradaki çıkan bir olaydan dolayı Halep'e geliyorlar efendim. Burada Haleviye Medresesi'nde Alaaddin isimli o rahmetli kimse efendim ders veriyor. Talebesi Alaaddin Kassani talebesi. O da öyle. E aynı şekilde fetvalar üçlü imzaya devam ediyor. O Alaaddin Bey burada vefat ediyor. Efendim şey diyor ki Fatma Hanım kızı biz memleketimize gitsek, Semerkant'a gitsek, Halep valisi ve Selçuklu sultanı o zaman için ne olur siz dönmeyin ki burada sizden mahrum olmasın yani bu, bu civarın insanı sizin ilminizden istifade etsinler. Bu arada Selçuklu sultanı efendim bu işe el atıyor. Selçuklu sultanı birinci mesut çok itibar gösteriyor. Efendim kendisi bunlara birçok imkanlar sağlamaya çalışıyor. Onların dünyalık bir imkan beklentisi yok ki efendim. Ve Nurettin Şehid'e de, Atabeyler Selçuklusu Nurettin e, Şehid'e de elçi olarak gönderiyor. Daha sonra diyor ki talebe, biz gidelim müsaade ederseniz. E, niye yani bizden bir efendim ben istemiyorum hocamın kızı istiyor. Ben hocamın kızının sözünü kıramam. Hocamı sevdiğim için hocamın kızının da sözünü kıramam. Şu itaata bakar mısınız efendim? Yıllarca burada ilimleşti diyorlar insanlara ve kitabı da Hanefi fıkhında çok sağlam eserlerden birisi oluyor. İşte Haleviye Medresesi'ndeki geçen birkaç olayı sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi mescidin içerisindeyiz. Mescid payeler üzerine oturmuş vaziyette. Şurada e, tek sütunlu bir toplama demek ki yapıldı. Belki bu yapılardan yıkılan bir yerden kalan bir sütun. İkinci bir sütun burada ya vardı bir zelzelede kırıldı. Ondan sonraki son seneler tamiratında. Çünkü buradaki doldurulan sıvalara bakıyorum. Bu sıvalar Son 50 senenin hazırlanmış sıvaları olabilir. Buradaki sütün demek ki şu yüke dayanamadı ve çatladı. Çatlayınca da yerine bir sütun tamamlanamadı. Zaten bu sütunda da bir çat çatlama alameti görüyorum ama bu şimdilik yükü taşıyor. Yoksa e, mihraplarda sütün varsa iki tarafta olur veya olmazsa böyle düz olur. Zaten mihrabın şu girinti kısmında da bazı taşlarda çatlaklar görüyorum ki bunlar hep bir oturma alametidir. Bu oturma ya zeminden olur ya zelzele salladığı zaman binanın ağırlığından olur. Evet, çok güzel bir eserin içindeyiz. İnsan ayrılmayı canı istemiyor ama e, ne yapalım ki zamanı bitirdik. İnşallah Halep'te yeni yerlerde buluşmak üzere. Hoşçakalınız diyorum efendim.